Şairimiz diyor ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet sevgili seyirciler, ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan? İşte Bakü'deki Türk şehitliğindeyiz. Sevgili seyirciler, Türkiye ve Azerbaycan, şehitlerimiz bile yan yana yatıyor. İşte burası Türk şehitliği. 1918 yılında Karabağ'ı kurtaran Osmanlı ordusunun, Osmanlı'nın coğrafyasının dört bir yanından gelip burada şehit düşen askerlerimizin anısına dikilen bir anıt burası. Bakü'nün en güzel yerinde. Ve yan tarafta işte Azeri şehitliği. Onlar ise yakın tarihte 1990'da ve 1992'de Karabağ'da ve Rus ordusunun Bakü işgalinde şehit olan Azeri kardeşlerimizin şehitliği. İşte yan yana, koyun koyuna yatıyorlar. Karabağ şehitliğini dolaşırken hüzünlenmemek, duygulanmamak elde mi? İşte şehitlerimiz burada sessiz bir şekilde vatan toprağında yatıyorlar. Ama unutmayalım ki Azerbaycan topraklarının %20'si işgal altında. Ve bu işgal 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Karabağ sorunu, Karabağ yarası Türk dünyasının yarasıdır. Türk dünyasının sorunudur. Sadece Azerbaycan'ın meselesi değildir. Evet, bunu unutmayalım, unutturmayalım. İnşallah bir gün gelecek, çok uzak olmayan bir gelecekte Azeri kardeşlerimiz yine Karabağ'da yaşamaya devam edecekler. Estir toz başını, kardeş dizin, düşmenden de, ey düşmenden de kısas alabilmedik. Hamısı bu vatan uğruna canlarını feda ediblər. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Öz vətənpərvər ruhumuzu daha da yüksəldək və vətənimizə layiqli xidmət eləyək. İşğal altında olan torpaqlarımızı inşallah azad eləyək. Azeri gənclərdə bir vatan bilinci var. Qarabağın önəmini hepsi biliyor və hər kəs ümid var. Bir gün gələcək Qarabağ təkrar bağımsızlığına qavuşacaq.